Amerika'nın Sesini Washington stüdyolarından merhaba. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerika ve dünyadan öne çıkan haberlerle karşınızdayız. Yayınımıza Amerika'dan başlıyoruz. Hafta sonuna damgasını vuran Charlottesville kentindeki olayların ardından yeterince tepki vermediği gerekçesiyle eleştirilen Başkan Donald Trump, dün beklenen açıklamayı yaptı. Kameraların karşısına geçen Donald Trump, ırkçı grupları açıkça adlarını telaffuz ederek kınadı. Dün Charlottesville'e gitti Mehmet Sümer, yayınımızda aktarmıştık. Bugün de Washington'da izlenimlerini almak üzere karşımızda. Mehmet, hem kentteki son durumu hem de Trump'ın açıklamalarını almak üzere sözü sana bırakalım. Başkan Donald Trump, senin de söylediğin gibi dün tepki verdi. Olaylar hafta sonu gerçekleşmişti. İşte bu arada geçen yaklaşık 48 saatlik süre Başkan Donald Trump'a yönelik tepkilerin artmasına neden oldu. Öyle ki hem medyada, televizyon kanallarında, basında bu tepki dile getirildi. Hem de Başkan Donald Trump Beyaz Saray'da göreve geldikten sonra iş adamlarıyla oluşturduğu çeşitli çalışma grupları var. İşte büyük firmaların yöneticileri ve CEO'larının katıldığı bu çalışma gruplarından birinde Amerikan Üreticiler Konseyi gibi isimlendirebiliriz bu danışma ve çalışma grubunu. O konseyden 4 CEO, 4 üst düzey yönetici istifa ettiler. Gerekçe de Başkan Donald Trump'ın yeterli ve zamanında bu olaylara, bu ırkçılıkla ilgili olaylara tepki vermemiş olması. Aslında 3'tü sabah saatlerinde Intel şirketi, Under Armour şirketi, bir spor malzemeleri üreten bir şirket bu. Yine Amerika'nın önde gelen ilaç üreticilerinden bir tanesi olan Merck şirketi, bunun CEO'su, ki bu kişi aynı zamanda siyahi bir Amerikalı, o da yine bu gruptan ayrıldığını duyurdu. Daha önce de aslında buna benzer olaylar yaşamıştık Amerika Birleşik Devletleri'nde. Çünkü Başkan Donald Trump Amerika'yı Paris İklim Anlaşması'ndan çekme kararını açıkladığı zaman da o tarihte de yine bu çeşitli çalışma gruplarından iş adamları, Beyaz Saray'da oluşturulan çalışma gruplarından iş adamları bu kararı, Başkan Donald Trump'ın iklim anlaşmasından Amerika'yı çekme kararını protesto etmek amacıyla söz konusu gruptan ayrıldıklarını duyurmuşlardı. Benzer şekilde şimdi de dediğim gibi 4 ayrı şirketin üst düzey yöneticisi, ki aslında bunlardan bir tanesi Alliance of American Manufacturing, yani aslında bir üreticiler topluluğu gibi düşünebiliriz. Onun başkanı olan bir kişi, o da bu gruptan ayrıldığını duyurmuş oldu. Dolayısıyla iş dünyası da tepki veriyor. Ama söylediğimiz gibi Amerikan medyasında da köşe yazarlarından tutun televizyon yorumcularına kadar çok sert eleştirilere maruz kaldı Donald Trump şu ana kadar. Dün Charlottesville'deydik, senin de söylediğin gibi. Oradaki halkla konuştuk. Oradaki atmosferi sizlere de aktarmaya çalıştık. Orada yaşayanlar açıkçası yaşanan olaylardan son derece rahatsızlık duyuyorlar ve şaşkın durumdalar. Çünkü kendileri Charlottesville'in kesinlikle ırkçılıkla bağdaşan bir kasaba olmadığını, son derece sakin, aynı zamanda kültürlü insanların yaşadığı ve son derece huzurlu ve güvenli bir bölge olduğunu, ancak bu olayın onlar için de sürpriz olduğunu söylüyorlar. Charlottesville'de yaşayan Türkler de var ve biz o Türklerden ikisiyle konuştuk. Hafta sonu yaşanan olayları değerlendirdik. Şimdi isterseniz önce o Türklerin görüşlerini aktaralım. Evet, Charlottesville'de yaşıyorum. 2006 Kasım'dan beri buradayım. O gün biraz yoğun da çalışıyorduk öğlen. Daha sonra arkadaşlarım uyardı beni, dışarıda bir hareketlilik var diye. Ben çok tahmin etmiyordum bu kadar olabileceğini. Biz biraz da downtown'ın biraz dışındayız ama bayağı bir kalabalık gelmişti protestocuların ve karışıklardı. O gün çoğunlukta Nazizm karşıtı insanlar vardı. Ve silahlı olarak artık neonazi ya da KKK yanlarının çoğu buradaydı ve biraz azınlıktalardı o gün. Ve köşeye sıkışmış gibi bir halleri vardı bizim restoranımızın arkasında. Sonra ben dışarı çıktım, olaylara bakayım dedim. Çünkü müşterimizden birkaç kişi rahatsız oldular. Onların tedirginliğini görünce durumun biraz ciddi olduğunu falan anladım. Dışarı çıktım, baktım. İlk baktığım şey, etrafta bir güvenlik önlemi var mıydı? Ya da herhangi bir polis, ekip, arabası falan var mı diye. Ve çok şaşırtıcı bir şekilde yoktu. Bu çok ilginç bir şeydi Charlottesville için. Genelde biz burada insanlara nasıl bir yerde yaşadığını sorduklarında anlattığımız tek, söylediğimiz tek şey buranın çok güvenli bir yer olduğu. Övünürüz yani bununla çoğu zaman, ama hiç polis arabası yoktu. Çok ilginçti ve ben biraz ürktüm açıkçası.
Hemen polisi aradım. Güvenlik açısından bayağı bir endişem oldu. Yani bu bana bunu gösterdi ki yarın bir gün bir şey olsa, yine böyle bir grup olsa, bir saldırı olsa, belki bir şekilde bizim Türk olduğumuz ya da Müslüman olduğumuz ya da böyle bir insanların da var olduğunu bilen ama saklanan ve bunu saklayan insanların olup bir şeyler yapabileceğine ihtimal vermeye başladım açıkçası. Öğlen 12-1 civarı içeride müşteriler de vardı. İlk başta geçişler başladı. Sonra bir an herkesin çıktığını gördüm ben. O white supremacistler, o Ku Klux Klan, Nazi, ilk başta biz National Guard olacağını da düşündük onların. Böyle uzun sakallı, soldier, polis, ellerinde büyük tüfekler, adını bilmediğim şeyler böyle silahlarla. Onlar restorana dayandılar. Böyle bir 20-25 kişi. Karşı tarafta da onlara karşı olanlar, hatta birbirlerine laf attılar ilk başta. Hiç polis görmedik. Yani normalde her şeyde polisler olur burada yani. Ufak bir birini durdurmada bile 3-4 polis arka arkaya gelir. Ki önceden haberleri olduğu halde pek gelmediler artık, neden bilmiyorum. Çünkü burada UVA çok büyük bir okul, University of Virginia. Orada Asyalısı, siyahisi, Müslümanı, her şeyden insan var burada ve Thomas Jefferson'ın şehri burası. Çok hem demokrat hem de yani farklı Republican görüşleri de birlikte yaşayan sessiz bir şey. Alışık da değil bu şehir yani. O yüzden hatta Virginia Governor'ı izlemişsinizdir, şey dedi yani, go home dedi, you're not wanted here dedi. Yani kendi eyaletinize dönün dedi. Çünkü yapan olayı Ohio'ymuş galiba. Bir de böyle arabalarla, tırlarla falan başka eyaletlerden gelmişler. Charlottesville'de yaşayanlar bunu söylüyorlar. Burada böyle insanlar yaşamıyor. Burada ırkçılık yok. Böyle saldırılar söz konusu olmaz. Bu hiç alışık olduğumuz bir şey değil diyorlar. Peki neden orada oldu? Hemen çok kısaca onu da aktaralım. Charlottesville kasabasının meydanında yer alan Robert Edward Lee adlı Amerikalı, eski Kuzey-Güney Savaşı, Amerika'nın iç savaş döneminden kalma Güney eyaletlerinin komutanlarından birinin bir heykeli var. Edward Lee'nin bir heykeli var. Edward Lee aynı zamanda söylediğimiz gibi köleliği savunan Güney eyaletlerinin komutanlarından biri ve köleliği savunan bir kişi. İşte bu heykelin şehir meydanından kaldırılması gündeme geldi. Bunun gündeme gelmesiyle birlikte Ku Klux Klan gibi, Neonaziler gibi ya da beyazların üstünlüğünü savunan çeşitli gruplar bunu protesto etmek için Charlottesville'e gittiler. İnsan hakları savunucuları da onları protesto etmek için sokağa çıktı. İki grup karşı karşıya geldi Charlottesville sokaklarında. Aralarında zaman zaman arbede itiş kakışlar yaşandı. Ama daha sonra James Field adlı bir kişinin aracını doğrudan insan hakları savunucularının olduğu sokakta insanların üzerine sürmesi neticesinde 32 yaşındaki stajyer avukat Heather Heyer hayatını kaybetti. 19 kişi de yaralandı. Dolayısıyla Charlottesville bir anda hem Amerika'nın hem de dünyanın gündemine gelmiş oldu bu ırkçı karşı karşıya gelme ve çatışma ile ilgili olarak. Evet, Mehmet Sümer, şiddet olaylarının yaşandığı Charlottesville kentindeki izlenimlerini ve Donald Trump'ın açıklamalarını aktardı. Teşekkür ediyoruz ona. Başkan Donald Trump hafta sonu Virginia'da sonu ölümle biten gösteriye verdiği ilk yoruma yönelik tepkilerin ardından Neonazi ve Ku Klux Klan'ı suçlular ve haydutlar olarak tanımladı. Virginia'nın Charlottesville kentinde bir kadının yaşamını yitirdiği olaylar, ülkede ifade özgürlüğüyle nefret suçları arasındaki sınırla ilgili tartışmayı yeniden başlattı. Başkan Donald Trump'ın pazartesi günü Beyaz Saray'da yaptığı açıklama bazılarına göre çok geç geldi. Racism is evil. Irkçılık kötü bir şey ve bu sıfatla şiddete neden olanlar Ku Klux Klan, Neonaziler, beyaz ırkın üstünlüğünü savunanlar ve diğer nefret grupları. Bunların hepsi Amerika'nın değerlerine ters düşen suçlular ve haydutlardır. Trump'ın bu açıklaması olaylarla ilgili ilk konuşmasına hem cumhuriyetçiler hem de demokratlardan gelen tepkiler sonrasında gerçekleşti. Trump, cumartesi günkü ilk açıklamasında beyaz ırkın üstünlüğünü savunanları ve diğer grupları özel olarak belirtmeden nefret ve fanatikliği kınamıştı. Olaylar sırasında bir aracın kalabalığın üzerine sürmesi sonucu hayatını kaybeden 32 yaşındaki Heather Heyer, beyaz ırkın üstünlüğünü savunanların gösterisini protesto edenler arasındaydı. Aracı kullanan 20 yaşındaki James Fields Jr.'ın kefalet talebi reddedildi. Fields ikinci derece cinayetten suçlanıyor. İnsan hakları savunucularına göre ifade özgürlüğü şiddeti kışkırtmaya yöneldiği zaman bu yasalara, Amerika'nın güvenlik ve hukuk sistemine meydan okumak anlamına geliyor.
Amerikan Medeni Haklar Birliği ile yaklaşık 20 yıldır çalışan Laura Murphy, ifade özgürlüğü uzmanı. So it's very important to distinguish. Hareketleri sözlerden ayırmak çok önemli. Anayasa Mahkemesi çok provokatif, nefret sözlerinin söylenmesine izin verdi. Bence bu iyi bir şey çünkü eğer kişiler konuşamazsa bir şey de yapamaz. Gabe Ratman, ulusal güvenlik ve anayasanın özgürlükleri koruyan birinci maddesi konusunda uzman. The First Amendment means nothing if you can't speak safely. Serbestçe ve güven içinde konuşamazsanız anayasa özgürlüğü hiçbir anlama gelmez. Şiddet olayı çıkma ihtimali varsa, güvenlik görevlilerinin ifade özgürlüğünü kısıtlamama görevi olduğu gibi, karşı gruplara aynı ölçüde güvenlik sağlamak görevi de vardır. Los Angeles'taki Simon Wiesenthal merkezinden Haham Marvin Hayr, tahammülsüzlüğün cümlelerden hareketlere kısa sürede dönüşebileceğini söylüyor. When we see that in broad daylight... Hep aynı terminolojiyi kullanıyorlar. Güçlerimizi bir araya getirmeliyiz, eğitimsel güçlerimizi. Bunları yapanların ellerini kollarını sallayarak dolaşmadığından emin olmalıyız. Okullarda herkes ne diyeceğini biliyor, herkes Nazi geçmişini biliyor. Amerikan Adalet Bakanlığı da cumartesi günkü olayla ilgili olarak medeni haklar soruşturması açtı. Virginia'nın Charlottesville kentinde beyaz ırkın üstünlüğünü savunanlar, cumartesi günü Amerikan İç Savaşı'nda köleliği savunan Konfederasyon güçleri generallerinden birinin heykelinin kaldırılmasını protesto etmek için bir araya gelmişti. Bu gösteriyi protesto etmek isteyen gruplar da yürüyüş düzenledi. Bu arada bir araç kalabalığın üzerine hızlıca girdi. Olayda bir kadın hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika, Kuzey Kore krizinde geçen haftaya göre tansiyon biraz düşmüş görünüyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Amerika'ya ait Guam'a füze fırlatma planını ertelediğinin işaretini verdi. Amerika Savunma Bakanı Mattis de dün Kuzey Kore konusunda yeni açıklamalarda bulundu. Diğer yandan Amerika Genelkurmay Başkanı da bölgede temaslarda bulunuyor. Tüm bu konulara dair bilgileri Mehmet Toroğlu aktaracak. Mehmet, söz sende. Evet, Amerika'da Charlottesville olaylarından sonra Kuzey Kore krizi bir anlamda aslında gündemin daha ikinci sırasına yerleşti, daha alt sıralarına yerleşti diyebiliriz. Geçen haftaki kadar yoğun bir kriz ortamı yok ama dün Savunma Bakanı, Amerikan Savunma Bakanı Jim Mattis bir açıklama yaptı. Pentagon'da gazetecilere konuştu ve Kuzey Kore'ye yine uyardı. Yine sert uyarılarda bulundu. Amerikan topraklarına füze fırlatmaya dönük herhangi bir girişimin çok süratle bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu Mattis. Eğer bunu yaparlarsa oyun başlar. Sonuçlarına katlanmak istemiyorsanız bu dünyada insanlara ateş etmezsiniz diye konuştu. Kuzey Kore'nin Guam'ı vururuz tehditlerinin ardından yaşanan korkuyu yatıştırıcı mesajlar da verdi Amerikan Savunma Bakanı. Kuzey Kore bir füze fırlattığı takdirde bu füzenin hareketliliğini an be an takip edebilecek kapasiteye sahip olduklarını söyledi. Eğer füzenin Guam'ı vuracağı tespit edilirse füzeyi etkisiz hale getireceklerini belirtti. Bu açıklamaların ardındansa Kuzey Kore'den gelen bir haber, Pyongyang tavrını yumuşatıyor sanki, tavrını yumuşatıyor mu izlenimi yarattı, bu soruyu doğurdu. Kuzey Kore Devlet Ajansı'nın bildirdiğine geçtiği bir habere göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Amerika'ya ait Guam'a füze fırlatma planını ertelediğinin işaretini verdi. Daha doğrusu öyle yorumlanan bir açıklamada bulundu. Guam bölgesine hedef alan füze denemesini hayata geçirmeden, icra etmeden önce tırnak içinde Yankilerin aşırı tehlikeli ve pervasız eylemlerinde ısrar etmeyeceğini bekleyip göreceğini söyledi Kuzey Kore lideri. Ayrıca Amerika'yı yine tırnak içinde Kore Yarımadası'nda gerilimleri yatıştırmak ve tehlikeli bir askeri çarpışmayı önlemek istiyorsa bunu eylemleriyle göstermeye çağırdı. İşte bu sözler Kuzey Kore'nin Amerika'dan bir şey görmeden bir saldırıya girişmeyeceği şeklinde yorumlandı. Hatta en azından kısa vadede bir askeri çatışmanın, itirafın patlak vermesi ihtimalinin azaldığı ve perde arkasında yürüdüğü söylenen diplomatik görüşmelerin yeni bir ivme kazanabileceği yorumları da yapılıyor. Associated Press, Amerikan Haber Ajansı Associated Press bir haber geçmişti geçen hafta. Bu habere göre Amerika'nın Kuzey Kore özel temsilcisi Joseph Yoon, Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler misyonundaki kıdemli diplomat Park Sung-il ile kapalı kapılar arkasında görüşmeler yapıyor. İkili aslında daha önce Kuzey Kore'nin hapiste tuttuğu Amerikalı üniversite öğrencisi Otto Warmbier'in serbest bırakılması için müzakereler yürüttüğü belirtiliyordu.
Warmbier hatırlanacağı üzere serbest bırakılıp Amerika'ya döndükten kısa süre sonra hayatını kaybetmişti. İşte bu Associated Press'in bu haberi, perde arkası görüşmeler haberi diplomatik açılım umutlarını doğurdu. Umutların artmasına neden oldu. Diğer yandan uzmanlar Trump yönetiminin aslında görüşmelere, Kuzey Kore ile görüşmelere geçmek için, başlamak için çıtayı düşürdüğü görüşünü de dile getiriyor. Obama yönetimine baktığımızda Obama yönetimi görüşmelere başlanması için Pyongyang'ın nükleer silahlardan arınmasını ön koşul koyuyordu ama Amerikan Dışişleri Bakanı Tillerson 2 hafta önce yaptığı ASEAN zirvesi sırasında yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin sadece füze denemelerini durdurması halinde Amerika'nın görüşmelere açık olabileceğinin işaretini, sinyalini vermişti. Mattis de, Savunma Bakanı Mattis de bir yandan hani bu tür sert uyarılarını, tehditlerini lafını esirgemiyor ama diğer yandan da Washington'un diplomatik çözümü tercih ettiğini de vurguluyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Tillerson'la Mattis ortak bir makale kaleme aldı Wall Street Journal gazetesi için ve Amerika'nın Kuzey Kore'de rejim değişikliği ya da Kore Yarımadası'nın yeniden birleştirilmesi peşinde olmadığını kaydettiler. İki bakan, Amerikan askerlerini kuzeye taşımak için bir bahane yaratmaya çalışmıyoruz ifadesini kullandı. Öte yandan Amerikan Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Orgeneral Dunford da bölgede temaslarda bulunuyor. Güney Kore, Çin ve Japonya'da temaslar, görüşmeler yapıyor. Dunford dün Güney Kore'deydi. Amerika ve Güney Kore'nin TAD olarak bilinen Yüksek İrtifa Bölge Hava Savunma Sistemi'nin Kore Yarımadası'nda tam kapasiteli olarak kurulabilmesi için birkaç teknik detay üzerinde çalıştığını söyledi. Bu sisteme bilindiği gibi Çin şiddetle karşı çıkıyor. Bölgenin dengelerini bozduğu görüşünü dile getiriyor. Ve bu sistemin 6 fırlatma lampasından ikisi zaten faaliyet halinde ve Amerika işte diğer 4'ünü de şimdi işler hale getirmek istiyor. Güney Kore Cumhurbaşkanı da Pyongyang'ın bu son füze denemelerinin ve tehditlerinin ardından yeşil ışık yakmıştı bu TAD sisteminin tam olarak kurulmasına. Ama diğer yandan Güney Kore Cumhurbaşkanı bu Kore Yarımadası'nda Güney Kore'nin rızası olmadan tek taraflı bir askeri eyleme karşı olduğunun mesajını da verdi. Evet, Kuzey Kore ile yaşanan gerginlikte gelinen son noktayı aktardı Mehmet Toroğlu da. Ona da teşekkür ediyoruz. Ve böylece Washington stüdyolarımızdan yaptığımız Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün yayının sonuna geliyor. Haber ve söyleşilerimiz için internet adresimiz amerikanınsesi.com. Yine aynı ekranda buluşmak üzere. Hoşçakalın.